Evet sevgili izleyiciler, güne başlarkenin sohbet bölümüne geçiyoruz. Sohbet bölümünde bugün seçimden önceki son programımız. Seçime yönelik olarak mesajlar vermek istedik. Seçimin nasıl yapılması gerektiği, oyun nasıl kullanılması, tercih yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktaralım istedik. Kiminle aktarıyoruz? Gani Aşık'la. Sevgili izleyiciler, eski müftü. Eski milletvekili, kendisi siyaseti de biliyor ama aynı zamanda şu an yaşadığımız ortamda dinin özellikle siyasete alet edildiği eleştirilerinin yoğun olarak yaşandığı 12 yıllık AKP iktidarında yorumları, değerlendirmeleri çok özel olacak bizler için. Kendisine kulak vermek istedik ve hoş geldiniz diyerek söze başlayalım. Önce tercihimizi yaparken elbette ne yaşadığımızı anlamak gerekiyor. Ne yaşadığımızı düşünüyorsunuz? Türkiye özellikle son bir haftada zaten o ses kayıtlarıyla örneğin kaset komplosu, ardından çıkan o Türkiye'yi sarsan Suriye ile ilgili dinleme hadisesi. Tüm bunlar sizde ne hissettirdi? Ne düşünüyorsunuz? Türkiye nereye gidiyor? Sayın Topçu, bana bu imkanı verdiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen bu mübarek cuma sabahında bizi izleyen sevgili seyircilerimizi selamlıyorum. Bu 30 Mart yerel seçim mücadelesi siyasi tarihimizde örneği yaşanmamış biçimde gergin ve kirli yapılıyor. Kirli bir ortam var. Kirli bir siyasi mücadele. Bol kasetler, kasetlere gösterilen tepkiler, bu kasetlerin doğru olmadığını mahkeme yoluyla kanıtlamak yerine kasetlere konu olan insanların bu kasetleri servis edenlere yağdırdığı hakaretler. Seçimin ve yasaklar tabii. Tabii ki ve yerel seçimlerin bir bahane uydurularak ertelenebileceğine ilişkin kaygılar ve kuşkular. Biliyorsunuz anayasamız savaş halinde seçimlerin bir yıl ertelenebileceğine müsaade ediyor. Nitekim bu kaygıları besleyen dünkü gelişme. İçerine girmeyeceğiz tabii ki ama durup dururken ve bizimle doğrudan bir sorunu yokken komşu bir ülkenin üzerine Türkiye Cumhuriyeti ordusunun sevk edilebileceğine ilişkin kayıtlar. Bu kayıtların içeriği de yalanlanmadı. İlginçtir ki. Oysa ki gerçek anlamda gerekli olmadan, zorunlu olmadan savaşlar Atatürk'ün ifadesiyle bir cinayettir. Hı hı. Kaldı ki bu tür maceraların başlatılması kolay, durdurulması zordur. İmkansıza yakın ölçüde zordur. Ne getirir, ne götürür, dünya dengelerini, Orta Doğu dengelerini ne hale getirir, bize yansımaları ne olur? Ciddi bir devlet adamı bu tür maceralardan çok uzak kalmak zorundadır. İsmet Paşa bakınız hem devlet adamlığı hem asker olma tecrübesiyle başbakanlık olduğu bir dönemde Kıbrıs'ta olaylar yaşanıyordu. Kıbrıs Türkleri Rumların ağır baskısı altındaydılar. Hatta mezalim altındaydılar. Bir çıkarma, Kıbrıs'a bir çıkarma, Türk ordusunun bir çıkarma yapması gündeme geldi. Çok tartışıldı, İsmet Paşa çok zorlandı. Fakat İsmet Paşa çıkarma yapmadı. Kamuoyu o zaman bilmiyor ama sonradan öğrendik ki çıkarma gemimiz de yokmuş. İsmet Paşa'nın bu çıkarma baskısına rağmen ona direnmiş olması mizah konusu bile oluyordu. Matematik öğretmeni gazetelerde o zaman yazılmıştı. Matematik öğretmeni lisede oğlum 11'den 9'u çıkar dediği zaman efendim hocam çıkarma kolay mı? İsmet Paşa bile çıkarma yapamıyor. Fıkrası dediği bile olmuş. Söylenmişti. Çünkü İsmet Paşa savaşın ne olduğunu yaşamış, tecrübeleriyle biliyordu.
Dolayısıyla bu serüvenler, maceralar ülkeye de, dünya sulhüne de, barışına da hiçbir katkı sağlamaz. Eğer bu yapılacak idiyse, bunu düşünmüş idiyseler, muhtemelen seçim öncesi iktidara bir avantaj sağlamak. Ne güçlü hükümet, ne güçlü asker, ne güçlü devlet dedirtebilmek hakkı. Oysa ki askerin gücünü kırdılar. Biliyorsunuz o konuya ileride değineceğim. Yanlıştır, tümüyle yanlıştır. Bu diplomatlar bunun çok yanlış olduğunu yazıyor, söylüyor. Devlet adamları, siyasetçiler söylüyor. Ve bizimle ilgili, doğrudan ilgili bir şey değil. Biz her nedense bu işin içine müdahil olduk ve orayı karıştırmaya, oradaki terör örgütlerini sokakta adam kesen, kafa kesen, dünyanın her yerinden toplanmış ve bunu ne yazık ki İslam adına yapan sapıklara hükümetin lojistik ve moral destek sağladığına ilişkin ciddi iddialar var, belgeler var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onu yönetenlerin bu konuda sorgulanacaklarına ilişkin ciddi beklentiler var. Semra. Evet, Birleşmiş Milletler'e de Türkiye aleyhine yapılmış başvurular var zaten Suriye tarafından. Özellikle bu kaydın sızmasından sonra da yeni gelişmeler bekleniyor. Birleşmiş Milletler'de dikkatle izlediğini biliyoruz bu konunun. Suriye'den açıklama da yapıldı. Şimdi Türkiye'yi nasıl görüyoruz dilerseniz gelelim. Nasıl böyle bir noktaya geldi Türkiye? Şu önemli herhalde, AKP'nin din söylemi o kadar yoğun, toplumda din üzerinden siyaset yapıldığı algısı, tüm bunlar varken hani insan şunu düşünüyor, dinle ne alakası var yaşadıklarımızın? Burayı sizden hani yorumlamanızı rica ediyoruz. Efendim, bu sorunuza tabii ki bir yorum getireceğim. Değişik açılardan yorumlayacağız ama izin verirseniz bu programın özü sanıyorum iki gün kalmış olan yerel seçimlere de sandık başına gidecek seçmenlere, yurttaşlarımıza nasıl oy kullanırlarsa ülkenin ve demokrasinin yararına olacağına ilişkin telkinlerde ve dileklerde bulunmak. Ama onun altyapısı olarak bu tavsiyeler ve telkinleri yaparken neye dayanarak böyle bir kendilerine öneride bulunduğumuza ilişkin bir analiz yapmamız gerekiyor. AKP iktidarı hakkında bir analiz yapmamız gerekiyor. İzin verirseniz önce bir bunu yapalım. Evet, bir 12 yıllık AKP iktidarını değerlendirin bize. Partinin adından başlayalım. Adalet ve Kalkınma Partisi. Bu çok güzel bir isim. İnsanlığın var olduğu günden beri derin özlemi adalet içinde yaşamak ve kalkınmış olmak. Peki adalet sağlandı mı? Ona bakalım. İhaleleri onlarca defa, yasasını da değiştirdiler, ihale yasasını. Yandaşlara veriyorlar. İhalelerin tarafsız komisyonlar tarafından yasalara en uygun biçimde yapılması hazinenin yararınadır. Eğer sen yasa değiştirerek kişinin, ihaleye vermeyi düşündüğün şahsın şartlarına uygun biçimde yasa çıkarıyorsan orada bir katakulli vardır. İhaleler böyle veriliyor. 12 yıldan kez beri değişti zaten ihale yasası. Çok büyük ihaleler yapıldı biliyorsunuz. Bu ihaleler yandaşlara veriliyor. Onun işte kılıfına uydurulacak yasalar çıkarılıyor. Özelleştirmeler böyle oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğunda çok büyük maddi çaresizlikler, sıkıntılar içindeyken devasa tesisler yaptı. Tek parti döneminde, CHP iktidarında Cumhuriyet İdaresi çok büyük yatırımlar yaptı. Bunları haraç mezat sattılar Semra Hanım. Öylesine haraç mezat sattılar ki çok büyük bir tesisi verdikleri fiyat, yani o alan kişinin o tesise ödediği parayı şahıs o tesisin
malzemelerinden, makinelerinden, alet ve edevatından çıkarıyor zaten. Arazi kendisine kalıyor. Şehirlerin çok değerli yerlerinde büyük araziler işi alana kalıyor. Zaten işletmeleri işletmek üzerine almıyorlar. Arazisi kıymetli diye alıp genelde AVM yapıyorlar, başka tesis yapıyorlar. Aynen öyle, ticari amaçlı. Oralara yüksek katlarla evler yapılıyor. Herhalde bunları babaların hayrına vermiyorlar o şahsa da. Orada da bir şeyler döndü, açık. İşe almalarda adalet denen bir şey yok. Mülakatlarda hiç işiten duyan var mı? Muhalif partilere mensup yurttaşların, çocuklarının bir mülakat kazandığına ilişkin böyle bir şey yok. Oysa ki Sayın Başbakan 12 yıldan beri 75 milyonun hükümetiyiz, yaratılanı severiz, yaratandan ötürü der. Sayın Başbakan'ı çok iyi tanıyan eski bir değerli arkadaşı bu stüdyoda şöyle söylemişti. Başbakan ne yapıyorsa onun tersini söyler. Ne söylerse onun tersini yapar. İnanmak mümkün değil demişti. İşte örneği bu. Devlet kadroları tümüyle tasfiye edildi. Hukuka saygılı, cumhuriyet değerlerine inançlı, laik kafalı, çağdaş devlet bürokratları tasfiye edildi. Bütün et kafalılara devlet teslim edildi. Tamam efendim. Satın almalar da böyle. Devletin yaptığı büyük satın almalarda hep yandaşlar kollandı. Evet, İmar yolsuzlukları. Nasıl yok olduğunu tarif ediyorsunuz bize. İmar yolsuzlukları. Büyük şehirler imar yolsuzluklarıyla talan edildi. Yağmalandı. 17 Aralık'ta da gördük zaten rüşvet ve yolsuzluğun boyutlarını. Ve nihayet yargı, yani adalet dediğimiz zaman akla geleceklerden birisi bir adil yargı sistemidir. Peki adalet ne hale geldi? Yargı sistemi ne durumda? Sizden ve özellikle bizi izleyen değerli yurttaşlarımızdan özür dileyerek bir örnek vermek istiyorum. Bir eşeğe sorsalar, Semra Hanım, deseler ki Türk ordusunda orgeneral rütbesine yükselmiş bir subay, ordu komutanlıklarda yapmış, Hurşit Tolon, Sayın Hurşit Tolon, zirve cinayetiyle, Malatya'daki zirve cinayetiyle bir ilgisi olabilir mi? Böyle bir insanı. Bir soru daha sorsalar, aynı eşeğe, deseler ki dünyanın büyük ordularından Türk ordusunun Genelkurmay Başkanı olan bir zat, Sayın İlker Başbuğ'un terör örgütü başı olması, çete başı olması mümkün müdür diye sorsalar, eşeğin cevabının ne olacağını biliyorum. Çünkü eşekler kimi insanlardan çok daha anlayışlıdır. Böyle bir şey diyemem, bu eşekliğime yakışmaz der. Adalet bu hale geldi. Sadece bu iki sayın komutan için değil bu söylediğim. Çok az istisnalar dışında, Danıştay cinayeti, zirve cinayeti gibi, orada yatanların tümü kusursuz. Bu bir kurgudur, bu bir projedir, bu Amerikan projesidir, yerli destek görmüştür ve uygulanmıştır. Ve Türk ordusuna çok büyük zararlar verilmiştir. Adalet de bu durumda. Gelelim kalkınmaya. İsminin birisi de kalkınma biliyorsunuz. Ben Kayseri'den geldim, 15 gün kadar kaldım. Köyleri de gezdim, esnafları da gezdik, dolaştık. Siyaset gereği. Esnaf kan ağlıyor, Semra Hanım. Siftah etmeden dükkan kapatanlar var. Kiramızı ödeyemiyoruz, giderlerimizi karşılayamıyoruz. Köylü öyle, girdilerimiz artıyor, ürünlerimiz artmıyor. Emekli böyle, memur böyle. Peki kalkınan yok mu? Kalkınan var. Yani tümden de yalan değil bu kalkınma sözcüğü. Kalkınan kendiler, kendileri. Başbakandan bakanlarına, bir kısım milletvekillerine, bürokratlarına ve yandaşlarına kadar bir kesim çok kalkındı. İşte oğlum bu paraları tasfiye et, çabuk kaçır evden diyor. Kaçırıyorlar, kaçırıyorlar şiltelerle, kamyonetlerle, bitiremiyorlar. Babacığım birazın da hava kararsın da o zaman kaçıralım diyor. Peki ne kaldı oğlum? Çok ufak bir şey, 30 milyon avro kaldı diyor oğlu. Peki böyle bir devlet adamı, böyle bir başbakan nasıl olur da sokağa çıkabilir, topluluklara
bağıra çağıra hançeresi yırtılıncaya kadar haktan, hukuktan, adaletten söz edebilir. Bu akıl alacak iş değil Semra Hanım. Çelişkilerle dolu diyorsunuz ortam. Baştan sona. Yani adalet de kalmadı, kalkınma da yok ama yine de itibar görüyor meydanlarda. Hırsızlık ve yolsuzluk diz boyu, buna rağmen bir başkası yapmış gibi bunu. Beyefendi çok rahat. Burada çok ciddi sağlık sorunları da olabilir. Çok suçladığı tek parti döneminde bakın 1946'da Gümrük ve Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüplü rahmetlinin adı bir kahve kaçakçılığına karıştı. Ve bu olayı incelemek üzere bakanlıkta bir komisyon kuruldu. Suat Hayri Ürgüplü bakanlıktan istifa etti. Dedi ki bu komisyon benim gölgem altında çalışmamalı. Özgür ve bağımsız çalışmalı dedi. Bakanlığı bıraktı. Bu rapora dayanılarak bir soruşturma yapıldı. Mahkemeye gitti. Suat Hayri Ürgüplü hakim önüne çıktı ve beraat etti. Daha önce de Türkiye'nin hani onun gibi başka olaylar da hep yaşadı Türkiye. Yani yeni bir şey değil. Bakanlarla ilgili iddialar başka bakanlarla ilgili de çıktı. Prosedür belli. Fezlekeler gelir, Yüce Divan'a gidilir ve o yargı sürecinin akabinde yargı kararını verir. Ama Türkiye bunu yaşamadı şimdi. Şimdi yaşamadı çünkü dindar bir hükümet yönetiyor Türkiye'yi. O nasıl bir şey? O da başka bir çelişki değil mi? Bakın, söyleyeyim. Hazreti Peygamber bir zahire pazarından geçerken bir buğday yığınına elini soktu. Yaş buğdaylar geldi. Elini çekti. Elindeki buğdaylar ıslak. Üstü kuru ama. Niye dedi o kişiye? Niye görünüşü, yüzü kurumuş da içi ıslak? Efendim işte o ıslak hali görünürse müşteri gelmez dedi adam. Hazreti Peygamber'in cevabı şu. Aldatan benden değildir. İnsanları aldatan benden değildir. Bu bir hadis mealidir. Sahih Müslim'de yer alır. Sayın Başbakan 12 senedir bizi aldatıyor. 12 senedir. Ve dinden söz ediyor. Allah'tan söz ediyor. Acı olan bu zaten. Yani bu millet soyulurken acımasızca, merhametsizce yağmalanırken hep Allah adı kullanılıyor. Hazreti Muhammed'in adı kullanılıyor. Kutsal kitabımız istismar ediliyor ve dinimiz kullanılıyor. Benim samimi kanaatim şu ki din hizmetlerinde bir miktar emeği olan, eğitim almış insan olarak samimi kanaatim şu: İslamiyet bunların döneminde çok büyük zarar gördü Semra Hanım. İnsanlar İslam bu mu? Bunlar iyi Müslümanız geçiniyorlar ama yaptıklarıyla söylemleri birbirini tutmadığı için İslam hakkında insanların kafasında tereddütler uyandırdılar. Çok insan şunu da söylüyor: eğer bunlar Müslümansa ben değilim de diyor. Tabii ki çok söylüyorlar, ben onu ifade etmek istemedim. Bakın Sayın Başbakan bir meydan mitinginde ben çocuklarıma helal lokma yedirmedim diye bas bas bağırdı, değil mi? Helal lokma yedirmedim. Basın da bunu sürçülisan diye yansıttı. Alman bilim adamı, dil bilimcisi ve psikiyatrist Freud şöyle der: sürçülisan diye bir şey yoktur. İnsanların bilinçaltında sakladıkları sırlarının bir gaflet ve dalgınlık anında ağzından boşalması vardır. Bu olay odur. Bu sürçülisan değil. Yani size göre sürçülisan değil bu. Freud'un da yorumuyla beraber aktarıyorsunuz. Sürçülisan nedir? Bilinçaltı. Tarlaya parla dediniz. İşte kazmaya yazma dedi. Bu sürçülisan budur. Ama Sayın Başbakan'ın bu itirafı sürçülisan değil, bilinçaltının çözülmesidir. O zaman bu kendisinin içinde bulunduğu ruh halini de analiz edilmesi gereken bir durum olduğunu gösteriyor herhalde. Kesinlikle, kesinlikle, tabii ki. Şimdi efendim, yerel seçimler yaklaşırken yurttaşlarımızın olup bitenleri, 12 yıldan beri yaşadıklarını
bu iktidarın devamı halinde daha neler yaşanabileceğini vicdanında, beyninde tartarak bir karara varması lazım. Alışkanlıklarından, ön yargılarından kurtularak. Çünkü seçimler yegane silahı, yegane müeyyidesi yaptırımı vatandaşın elinde, yegane yaptırım. Bunu isabetli kullanması gerekir. Bakın, bir üçgen bozulmadan dörtgen olmaz. Bir cismin şeklini bozmadan ona başka şekil veremezsiniz. Oysa ki insan birbirine zıt argümanlardan yorumlar yapabilir, teoriler üretebilir ve beyninde bunları formüle edebilir. İnsanın böyle bir özelliği var. Nitekim Cenab-ı Hak "Lekad halakal insane fi ahseni takvim" buyurur. İnsanı biz ruhen, kimi yorumlara göre böyle, insanı biz ruhen, aklen, beynen ve suret olarak, beden olarak güzel yarattık. Dolayısıyla bu ayetin hakkını vermek zorundayız. Bunun güzel de bir öyküsü var. İzin verirseniz anlatmak isterim. Evet, lütfen. Abbasi halifesi, ünlü bir halife, 5. halife biliyorsunuz. Eşiyle akşam mehtap altında evinin bahçesinde, havuz kenarında otururken eşine der ki, "Zübeyde Hanım, ay ne kadar güzel." Zübeyde Hanım alınır, "Ay benden de mi güzel?" der. O zaman ayın Allah'ın nuru olduğu düşünülüyor. Galile'den 700 sene falan önce bu olay. Ve bu duyulur, yayılır. Allah'ın kudretine den üstün gördüğü gerekçesiyle kendisini Zübeyde Hanım'ın cezalandırılması gündeme gelir. Behlül Dane Harun Reşit'in kardeşidir. O yarı mensup olduğu söylenir. Bana göre mensup falan değildir. Hikmet dolu bir insandır. Öyle görünmek istemiş olabilir. Bağdat'ın en büyük camisine gider, der ki, "Cuma hutbesini ben okuyacağım bugün." Ve çıkar hutbeye, bu ayeti okur. "Allah insanı her şeyden güzel yarattım," diyor. Dolayısıyla yengem hanımefendi Zübeyde Hanım haklıdır. Çünkü ayet böyle söylüyor, diyerek Zübeyde Hanım'ı kurtarır. Kurtarıyor. Bu sadece bu değil, Behlül Dane'nin çok büyük dersler verdiği kardeşi Harun Reşit'e anekdot olarak kaynaklarda yer alır. Birisini izin verirseniz anlatmak isterim. Sayın Başbakan'la bağlantılı olarak. Evet, yaşadıklarımızı aynı zamanda din söylemi içerisinde bulunan AKP'ye dinin aslında gerçekleriyle beraber yanıtlar vererek siz devam ediyorsunuz. Bir örnek daha verin. Evet. Behlül Dane kardeşi Halife Harun Reşid'in makamında olmadığı bir zaman girer koltuğuna oturur, tahtına. 5-6 dakika oturur. Bunu gören askerler koşup gelirler, yaka paça koltuktan indirirler ve iyi bir döverler. Ve halifeye de haber gönderirler. Harun Reşid gelir, görür ki kardeşi hüngür hüngür ağlıyor. Teselli eder. "Ağlama, ben bu askerleri cezalandıracağım, rahat ol" falan diye teselli etmeye çalışırken Harun Reşit der ki, "Ey halife, ben askerlerin beni dövmesine ağlamıyorum. Askerlere sakın bir şey yapma." "Peki neye ağlıyorsun?" der. "Ben senin koltuğunda 5 dakika oturdum, böyle sopa yedim. Sen yıllardır oturuyorsun, kim bilir seni ne kadar dövecekler, ona ağlıyorum" der. Bunun üzerine bir durum muhakemesi yapan bir an için kafasında ve vicdanında, Harun Reşit "peki ne yapmam gerekir bu sopadan kurtulmak için?" dediğinde, "Adil olacaksın" der. "Adaletle hükmedeceksin, adil bir padişah olacaksın. Yolu budur" der. Şimdi bizim Sayın Başbakanımız adil mi? Partisinin adı da adalet, kendisi de çok vurgu yapıyor. Bakın, bu memlekette
bir kilo baklava çalan çocuğa 16 yıl hapis cezası verildi Semra Hanım. 3 bakanın 2 çocuğu tutuklanmıştı galiba. Büyük paralar ortaya çıktı. Dolaplar, tezgahlar, alavereler, dalavereler ortalığa saçıldı. Bu beyefendiler, şehzadeler tutuklandı. Kaç gün yattılar? 72 gün. Bu akıl tutulmasıdır. Bu insanlarla alay etmektir. 72 gün. Sonra da tahliye olunca ne dediler? Başbakan ve taraflı medya, işte ne deniyor onlara? Yandaş medya. Adalet yerini buldu dediler. Adalet yerini bulmuş. Adaletiniz başınıza yıkılsın. Bu ne biçim adalet? Şimdi yurttaşların nasıl oy kullanması gerektiği konusuna gelelim artık. İsterseniz. Şimdi Türkiye fotoğrafını tamamladık. Evet. Din diye diye dini sömüren bu insanlar diyorsunuz ki dine en büyük zararı verenlerdir diyorsunuz. Adalet de kalmadı, kalkınma da yok. Türkiye'nin hali bu anlamda sıkıntılı. Dolayısıyla vatandaşlar da oyunu oy bir namus diyebiliriz herhalde. Ahlaklı bir seçim yapılması gerekir diyebiliriz. Nasıl tercihlerde bulunmaları gerekiyor, ne düşünmeleri gerekiyor bu fotoğrafa bakarak? Seçmenlere, seçmen yurttaşlarımıza Cenab-ı Hak peygamber üzerinden bir uyarıda bulunuyor. Önce bunun altını bir çizmek isterim. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ve la tekün lil hainine hasima. Gattarların, zalimlerin, halka kötü muamele edenlerin arkasında durmayın. Onlara güç vermeyin. Destek olmayın. Cesaretlerini arttırmayın. Bunu Allah emrediyor. Zalimin arkasında durmayın diye. Bu bir ayettir Semra Hanım. Nisa suresi 105. Siyaset ve din birbirinden ayrı tutulmalı. Hiç kuşkusuz. Ama o kadar iş içe soktular ki camilerde her cuma şov yapıyorlar. Caminin mihrabında konuşuyorlar. Bırakın kapısını, mihrabında. Partisini feshettirerek getirdiği bir zat Sayın Erdoğan'ın, görenler söylüyorlar, ben görmedim. İmamın elinden mikrofon alıp mihrapta cemaate hitap ediyormuş. Olmaz böyle şey. Bu İslam'a kötülüktür. İnsanların siyasetten soğumasına da neden olur. Siyaset kurumunu tahrip eder. Dine zarar verir. Ahlak yara alır. Siyasetin de dinin de farklı alanları var. Bir devlet adamı payesine çıkmış diyelim, birileri bunları yapamaz. Şimdi dolayısıyla oyumuzu kullanırken yurttaşlar ve seçmenler olarak şunlara dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Oyunun namusu kadar kutsal olduğunu bilmesi gerekiyor yurttaşların. Dolayısıyla yedi yerinde isabetli kullanması lazım. Daha önce söylemiştim, oy kullanırken alışkanlıklarından, ön yargılarından kurtulmaları da gerekiyor. Oylarını satmamaları lazım. Kömüre, oduna, paraya satmamaları gerekir. Oy satılmaz. Söyledik, oy namustur. Kaldı ki kendilerine verilen bu erzak, yardımlar kendi paralarıyla alınıyor. Efendinin cebinden çıkmıyor. Evet, yani halk bunun farkına varmalı artık. Ve bir şeyin daha farkına varmalı. Bu millet yardımla mı yaşayacak? Kendisini, kendi çarkını çevirecek bir mesleki işi, aşı olmayacak mı? Bakın Semra Hanım, ben de rahmet diliyorum. Turgut Özal başbakanını yaptı, cumhurbaşkanını yaptı. Turgut Özal rahmetli partisini kurduğunda ve seçime gidilirken gözlerimin önünde daha elinde kalem diyordu ki gözümüzün içine sokarcasına bir de tır geçiyor oradan. Vatandaşlarım, şu tıra SEKA'dan çekebileceği kadar, bu tırın taşıyabileceği kadar kağıt
yüklenir ve bu para haline getirilebilir. Ben bunu yapmayacağım. Çünkü bu enflasyondur demişti. Bunu fazlasıyla yaptı. Orta sınıf çok önemlidir. Orta sınıfı güçlendireceğim demişti. Orta sınıf çöktü. Bu maalesef göklere çıkarılan ekonomi politikası, dışa açılma, ihracat falan filan, bunların doğru yanları var tabii ki. Benim konum da değil, haddimi aşmak da istemem ama bir şey yaptı rahmetli Özal. Liberal, neoliberal ekonomik sistemle orta sınıfı çökertti. Bugün yaşananların temel nedeni de bu. Orta sınıf nedir? Orta sınıf bir evin eski evlerde direğidir. Yeni modern evlerde, betonarmelerde kolondur, sütundur. Bunlar çöktü. Ve vatandaş ya zengin ya yoksul. Orta sınıf kalmadı. Orta sınıf hem rejimin hem demokrasinin hem ülkenin her yerde tarih boyunca güvencesi olmuştur. Şimdi kimi insanlar ekmeğini kredi kartıyla alıyor, pazardan alışveriş yapıyor, çok cüzi sebze meyve alıyor ve kredi kartı kullanan esnaf arıyor. Vatandaş bu durumda ama 200 bin, 300 bin, 500 bin avroluk arabalar peynir ekmek gibi satılıyor. Bunların da bir şeyi var, müşterisi var. İşte o kesim. Yani Türkiye'de insanlar son 30 yıldan bu yana uygulanan ekonomik modeller sonucu ya çok zengin oldular, iktidara yanaştılar, bal kavukluk yaptılar, küçüldüler, gururlarını, izzet nefislerini iktidarın ayakları altına serdiler ve para kazandılar. O yüzden oy namustur, oyu makarnaya, kömüre satmayacağız diyorsunuz. Evet, tabii ki. Aynen öyle. Notlarınızın da sırası karışmasın diye ben çok müdahale etmek istemiyorum. Sözlerinizi tamamlamış olun. Tamamlamamı istiyorsunuz? Yok, hani sırayı kaçırmayalım. Sanıyorum bir 5-6 dakika var. Evet, biraz daha süremiz var. Şimdi seçimlerin bir bayram havası içinde yapılması esastır. Gerginliklerden uzak, bir barış ortamı içerisinde, kardeşlik duygularıyla yapılması, sonunda bu olayın bir demokratik yarış olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerekir. Bakın CHP ve Demokrat Parti döneminde, yani 50-60 yıllarında Demokrat Parti'nin 10 yıllık iktidarı boyunca çok gerginlikler yaşanmış olmasına rağmen çok güzel anekdotlar da yaşanırdı. Yani bu kadar kirli, bu kadar saldırgan değildi insanlar. Siz 70'lerin sonunda milletvekiliydiniz galiba. Ben 77-80 arası milletvekiliyim. O dönemin gençlerindenim. 50'li yılların ilk yarısını bilmem ama ikinci yarısını biliyorum. Olayları çok iyi gözlemlemiştim, biliyorum. Şöyle bir şey anlatılır o yıllara ait. Bir genel seçim için sandığa giderken Erzurum Demokrat Parti İl Başkanı ile Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı karşılaşırlar. Sağanak yağmur yağıyor. Demokrat Parti İl Başkanı der ki CHP İl Başkanı'na, bu yağmur ne anlama geliyor? Başkan biliyor musun? Ne anlama geliyormuş diye o da ona sorar. Oylar bu yağmur gibi bizim sandığa akacak. Dolacak. Bunun anlamı o der. CHP İl Başkanı der ki hayır, sen yağmuru yanlış yorumluyorsun. Oylar bizim sandığa dolaşacak. Sizin gözlerinizden bu yağmur gibi yaşlar akacak der. Bu güzellikleri, bu medeni düzeyimizi, kimliğimizi yitirdik. Herkes birbirine saldırıyor. Bundan hayır gelmez. Ankara ve İstanbul pek çok önemli il yanında daha bir önemli, fevkalade önemli. Burası bir başkent, Cumhuriyet'in başkenti. İstanbul bir mega kent, dünya kenti. Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara'dan başlayalım isterseniz, öyle bir aday sundu ki Ankaralı seçmenlere, bu bir şans seçmen için. Ben Sayın Mansur Yavaş'ı ziyaret ettim. Kısa bir görüşmem de oldu. Tanımaya çalıştım. Zaten basından tanıyoruz. Beypazar Başkanlığından tanıyoruz.
Gördüğüm şu, Sayın Mansur Yavaş fevkalade sahici. Gerçekten. Biraz mahcup, iyi kalpli insanlarda görülen, çok az miktarda saf, bu bende de var. Bizi dinliyorsa yanlış anlamaması için söylüyorum Sayın Yavaş'ın. Belediyeciliği çok iyi biliyor. Herkesi kavramaya hazır olduğunu sık sık tekrarlıyor. Parti rozetim olmayacak diyor. Kapım herkese açık. Ankara'daki her partili hemşerimin başkanı olacağım diyor. Bunlar kadar önemli olan Sayın Yavaş tertemiz bir insan. Belediye hazinesinin, belediye kasasının halk tarafından bizzat kontrol edilmesine bile kalbi yüreği açık, yasaların el verdiği ölçüde dürüst bir insan. Ağırbaşlı. Büyük şans diyorsunuz Ankara için. Ağırbaşlı, beyefendi. Başkente yakışır bir uygarlık düzeyinde. Öyle gördüm. Ankaralıların bu şansı tepmeyeceklerine inanıyorum. İstanbul'a gelince Sayın Sarıgül Erzincan Bozkır'ından yırtık papuçla gelmiş İstanbul'a. Şişli'de belediye başkanı olmuş. Her seçimde oyunu artırarak tekrar seçilmiş. Büyük hizmetleri yapmış. Ve sevgisini kazanmış seçmenle. Yani bir insan, Semra Hanım siyasetçi olduğum için bilirim. Bir siyasetçi bir makama tesadüfen seçilebilir ilk defa. Ama oraya ikinci defa seçilebiliyorsa ve bu devam ediyorsa bir başarı var, bu sebepsiz olamaz. Ben Sayın Sarıgül'ün bu sürekli seçim kazanma başarısının altında halkla kurduğu gönül köprüsü olduğunu düşünüyorum. Siyaset budur. Siyaset ne derseniz tek cümleyle bana iletişim derim. Çok iyi bir iletişim uzmanı. Halktan birisi, fakir çocuğu. İstanbul için çok büyük bir şans. Çünkü İstanbul'u Sayın Kadir Topbaş yönetmiyor. Kimin yönettiği belli. Sayın Başbakan yönetiyor. Bakanlıkları da zaten Başbakan yönetiyor. Yargıyı da yönetmeye kalkışıyor. Meclis zaten komutası altında. Tek kişi. Yani siz sanıyor musunuz ki İstanbul'daki büyük projeler, büyük işler, büyük kararlar Sayın Topbaş tarafından? Hayır, asla. Buna inanmak mümkün değil. Çünkü artık muhteremi tanıyoruz. Evet, Mansur Yavaş da Sarıgül'de birer şanstır. Bu değerlendirilmeli diyorsunuz. Değerlendirilmeli. Bu şans kapısına ayağına gelmiş vatandaşın bir yenilik. Yani Ankara'da da İstanbul'da da 20 yıldan beri aynı kişi yönetiyor Ankara'yı. Bu nedir? Yani mülk müdür burası ona? Yerel seçim bazında düşününce böyle, ama bu seçim aynı zamanda bir genel seçim. Onun için de AKP'yi tarif ettiniz, analiz ettiniz ve AKP'nin de değişmesi gerektiğini ifade etmeye çalıştınız. Dilerseniz birkaç dakikamız var, sözü toparlayalım, mesajlarımızı verelim. Çok doğru söylüyorsunuz, AKP'nin de değişmesi gerekir. AKP'yi değiştirecek olan, onu uyaracak olan yurttaşlar. 48 saat sonra sandık başında olacaklar. Bu gidişatın doğru değildir. Ülkeyi felakete sürüklüyorsun. Vatandaşları bölüyorsun. Başbakanlar birleştirici olur. Sen başbakan olduğun günden bugüne sürekli onlar biz, onlar biz diye bölüyorsun. Bunu bir ülkenin düşmanları yapar. Bir de savaş macerasına, serüvenine niyetlendikleri anlaşılıyor. Ondan bazı avantajlar bekliyor oldukları görülüyor. Vatandaş, eğer hükümet diyelim devlet yönetme bir otobüsü kullanmaksa, gaz başbakanın ayağının altındaysa fren vatandaşın ayağının altında. Frene basması gerekir. Bu haklarıdır. Sorumluluğu aynı zamanda diyorsunuz. Evet. Hem dinen, çünkü dinen diyorum, ayetten örnek verdiniz örneğin zalimi desteklemeyin diyerek. Hem insan olarak ahlaken bir sorumluluktur sandık başında bu tercihi yapmak, frene basın diyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen öyle diyorum, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim.
Sevgili izleyiciler, hem Türkiye fotoğrafına baktık, AKP'nin Türkiye'sine baktık. Yaratmak istediği Türkiye'ye gelecekte bir daha aynı oy oranıyla geldiğinde ne yapacağını aynesi iştir kişinin sözüyle beraber yaptıklarına bakıp anlamak mümkün deyip yaptıklarına baktık. Gani Aşık çok net söylüyor sevgili izleyiciler. Frene basın, fren sizsiniz diyor vatandaşlar olarak. Hayırlar getirsin diyoruz biz de seçim. Umuyoruz ki huzurlu, sağlıklı bir ortamda olumsuzluklar yaşamadan bu seçimi atlatacağız. Seçimin ardından da Türkiye'nin gelecek güzel günlerine bakacağız diyelim. Sözü burada noktalayalım. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle.